99 yılında Doğuş Otomotiv'de yolum kesişti. İhtiyaç olmuş, muhasebe müdürlüğünde bir pozisyon açılmış. Kısaca görüştük ve başladık. 25 yıldır devam ediyor. Samimiyet, sağlanan ortam, çalışma ortamı, ilişkiler. Başka, yani çok kısaca bunlar. Kendime hedefler koymuştum işte. Kızım üniversiteyi bitirsin, bırakayım vesaire gibi. Ama hepsi oldu ve hala devam ediyorum. Ben 99'da işe başladığımda bu konu konuşulmaya başlanmıştı. Karar verildi. 2002'de hızlanmaya başladı. 2003'te teknik bazı kararlar verildi. O dönemde her markanın ayrı bir şirketi vardı. Bu sürecin en önemli noktalarından biri, biz 19 Mart 2004'te 5 şirketi birleştirdik. 19 Mart bir cuma günüydü, tescil edildi ve pazartesi günü tüm operasyon, ithalat, satış, tahsilat, tüm operasyonun devam etmesi gerekiyordu. Benim açımdan en önemli noktalardan birisi buydu ve pazartesi günü operasyon devam etti. Biz biraz kendimizi güvene alan bir yapımız var. Hiçbir şeyin de açıkta kalmaması gerekiyordu. Tüm bunlar pazartesi günü başlayınca bir rahatladık. Hani ne derler, bir şeyi başaran ya da şampiyon olan takımlar vardır ya, onlar gibiydi. Özellikle öğleden sonra yürümeye başlayınca iş, öğleden sonra o durumdaydık. Yapmadık, bir şeyler atmadık havalara ama en azından içimizde o tür duyguları yaşadık. 17 Haziran'da halka arzı, borsada işlem görmeye başladı hissemiz. Son derece başarılı bir halka arzdı. O günden bugüne de işte yeni olduğumuz, yani yeni bir sürü şeyle yaşamaya başladık. Özellikle mesela kamuoyuna açıklamalar. O günden bugüne yaklaşık 1000 tane açıklama yaptık. Yılda işte 45-50 tane yapar bu da ortalama. Bunların içinde hata yaptığımız yok denecek kadar az. İhmal edilebilir ölçülerde. Yeni bir hayatımız oluştu çünkü. Evet, bu halka açıklanmalı. Kafamızda hep bir köşesinde var. Yok, bu gerek yok. Bu reklamla ilgili gibi. Bu tür ayrımlara gittik. O günden bu yana özellikle halka, özel durum açıklamalarında bir dilimiz oluştu. Bence önemli noktalardan birisi budur. Nasıl yazacağımızı artık çok net biliyoruz. Onların hepsi derlendi, toplandı. Artık bir kültür haline geldi. Artık borsada nasıl gidecek hissemiz sorusu vardı. O da gün içinde gayet düzenli bir şekilde gitti. İstikrarlı bir şekilde bugünlere geldik. Hedeflenenin üzerinde gerçekleşti zaten. Talep çok yoğun oldu. Önemli bir halka arzdı çünkü otomotiv. O günkü finansalları da, bugün de oldukça iyi olan finansalar, o gün de iyiydi. Çok talep gördü. Beklediğinin üzerinde bir satış oldu. İşte uygulamalarımız vardı. Sonra yazılı kurallarımıza dönüştü. Bugün bilgi bankamız var. Bunun gibi birçok şey artık 25 yıl öncesiyle alakası kalmadı. Hepsi birer gelişim, hepsi bir ileri doğru yürüme, daha da yürüyecek. Doğuş Otomotiv'in 30. yılı kutlu olsun. Nice 30 yıllara.